Evet, Köln gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hava çok güzel. Millet tişörte girmiş, biz montla geziyoruz ama biraz idare edeceğiz bakalım. Şimdi birazcık alışveriş sevdalılığını yeni ilgilendiren yerlere gidiyoruz. Modayı takip eden insanların seveceği yerler. En azından buraya gelince nereye gezeceklerini bilsinler. Videonun altına ben nereye gezdiğimizi eklerim. Sokak zaten rotayı eklerim. Oradan kolayca bulabilirler isimlerden. Yani internet o kadar hayatımızı değiştirdi ki. Yani bazı şeyler hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Adını bilin, yazın. Google'da zaten çıkıyor. Zaten cep telefonunda da Google Maps açınca size GPS'i onu yönlendiriyor. Kitapçıları çok seviyorum ama tabii kitaplar çok üst düzey. Kitapları okumak için çok üst düzey Almanca gerekiyor. C2 seviyesi gibi. Ama var bazı Almanca kitaplarım. Altlarını çizip çizip okuyorum. Anladığım kadarıyla. Yani isterseniz ne kadar bilirseniz bilin, yine de Türkçe'de bile yani bilmediğiniz kelimeler çıkabiliyor karşınıza. Dediğim gibi burası Neumarkt. Burada genellikle şurada yılbaşında yılbaşı pazarı, sirkler, bütün eğlenceler, karnavallar orası oldukça dolu olur. Şöyle bir şey var burada. Genellikle yaya geçitlerine geçmiyoruz çünkü çocuklara örnek olmamak için. Çocuklar olmasa da görürler ya da kural öyle de genellikle çocuklara kötü örnek olmayın gibi bir levha var. O geldi aklıma. Şimdi geçebiliriz. Gerçekten arabalar beklemeyebilir yani hızlı geçsiniz ve çok hızlı gidesi gelse o der ki benim için yeşildi der. Yani en kötü sağlığınızda olursunuz. Şurada çok güzel bir foto Gregor diye bir yer var köşede. Göstereceğim, o da fotoğrafçı yer. Burada fotoğraf makinesi almak isterseniz çok profesyoneller. Bu sirkecideki Kanuncu Nikoncu abiler gibiler. Oldukça güzel. Böyle şöyle bir restoranı göstereceğim. Böyle birazcık hava güzel olunca şöyle insanlar dışarı çıkıyor ve bunun keyfini çıkarıyorlar. En sevdiğim taraflarından biri. Rahatsız eden pek yok. Onun dışında böyle bir havayı yakaladık diye herkes zaten dışarıda. Köln'deki kiliseler çok eski, çok tarihi. Aynı Sultanahmet'teki Sultanahmet Camii'nin köşesine bucağına kurulmuş küçük camiler gibi, onlar da aynı cemaate mi ait diyeyim. Hani buradaki Köln'de Katoliklik ve Katolik Dom bir Katolik kilisesi. Bunlar da yanlarına kurulmuş çok eski kiliseler. Tarihlerine de bir ara gireceğim. Onun hakkında da bilgi vermeyi düşünüyorum. Fotoğrafı burası. Yani zorlandığınızda burada bir fuar olduğunda falan eğer zorlanırsınız atlayacaksınız ilgili. Oldukça yardımcı oluyorlar. Hatta içine de bakalım, çok severler galiba. Fiyatlar euro. Ama kalite, hizmet kalitesi çok güzel. Her şey var. Tam bir Eminönü havası. Şey biliyorsunuz, Nikon, Sony. Her türlü Manfrotto'ların bütün şeylerini buradan almıştım. 360 kameram için. Oldukça yardımcılar. Bütün kartları falan alabiliyorsunuz. Her şeyi alabiliyorsunuz. Artı fotoğraflarınızı oradan basabiliyorsunuz. Hi. Hello.
fotoğrafınızı buradan basabiliyorsunuz. DM'de de var ama buradaki Atatürk'ün daha profesyonel olması lazım. Bastığınız gibi burada hemen alabiliyorsunuz. Oldukça yardımcılar. Hemen hemen piyasada bütün bulunan bulunmayan her şeyi size sağlayabilirler. Pilliniz kayboldu. Atıyorum objektifiniz çizildi. Her şey. Aklınıza gelecek her şeyi yapıyorlar. Aklınıza gelecek her şeyi yapıyorlar. Dediğim gibi oldukça iyi bir yer. Şöyle kampanyadaki ürünlerin de fiyatlarına bakabiliyorsunuz. Çok premium hizmet sunan. Yani Almanya'da genellikle hizmet sektörü bildiğimizin aksine çok da yardımcı değiller. Çok arkadaş canlısı değiller. Ama burada oldukça yardımcılar. Yoksa getiririz diyorlar. Bazen hangi model diyorlar. Modelleri tartışabiliyorsun. Ya güzel bir ortam. Güzel bir ortam. Şimdi burada dediğim gibi oldukça az bulunan butik mağazaları, Nişantaşı gibi, Tünel gibi kişilerin mağazaları var. İsim olabilir bu, marka olabilir ama çok az bulunan bir gözlükçü bulmuştum burada. Apostelnstraße. Şöyle bir şeyini çekeyim. Buradan başlayıp sola dönebilirsiniz. Ya da benim şimdi burada Tesla'cı da var. Çok yukarı çıktım. Bu kamerada. Çok çok...